Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavı 20 Temmuz 2024 1. Oturum Türkçe 5 ve 7 550 Türkçe 5 Soru 1: Nasreddin Hoca fıkralarındaki gülünç durumlar bizi aynı zamanda düşündürür de altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa bu cümlenin anlamı değişmez? A) kahkaha B) tebessüm C) komik D) sevimli Doğru cevap C) komik Soru 2: ne kadar uzak düşmüş olurlarsa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleriyle karşılaşabilirler anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A. Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar. B. Dağda bağın var, yüreğinde dağın var. C. Dağ ardında olsun da yer altında olmasın. D. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Doğru cevap D. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. Soru 3. 1. Venüs gökyüzündeki en parlak yıldızdan yaklaşık 20 kat parlaktır. 2 Gökyüzünü süsleyen Venüs gözlemcileri sanırım bu yüzden hep büyülemiştir. 3 Eski çağlardan bu yana Venüs'e çeşitli adlar verilmiştir. 4 Venüs'e verilen adlardan bazıları akşam yıldızı, kervan yıldızı ve çoban yıldızıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? A 1 B 2 C 3 D 4 Doğru cevap B 2 Soru 4. Bir gün tilki kardeş gözden çıkarıp masrafı Leylek kardeşi bir ziyafete alıkoyar. Leylek kardeş önce şöyle bir süzer etrafı bakalım der ne yemekler var. Bakar ki sade suya pek gülüstür bir çorba. Üstelik bu çorba sunulur düz bir tabakta. Leylek nasıl içsin bunu? Gagası upuzun ne varsa hepsi tilkinin midesine gider. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A. Fable B. Hikaye C. Anı D. Haber metni Doğru cevap A. Fable Soru 5. 1. İşte atar damarlara parmakla basıldığında duyulan bu vuruşa nabız adı verilir. 2 Kalbimiz sürekli kasılıp gevşeyerek atar damarlarımız aracılığıyla vücudumuzun her yerine kan pompalar. 3 Bu etki atar damarlar üzerinde ritmik bir vuruş biçiminde hissedilir. 4 Bu pompalanan kan yüksek basınçlıdır ve atar damarlarımızdan geçerken bir etki oluşturur. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A 2 3 3, 4, 1. B, 2, 4, 3, 1. C, 3, 1, 2, 4. D, 3, 2, 1, 4. Doğru cevap B, 2, 4, 3, 1. Soru 6. İklim değişikliği sebebiyle yağışların azalmasının kuraklığa yol açması bekleniyor. Bilim insanları kuraklığın vereceği zararı minimuma indirmek amacıyla susuzluğa dayanıklı bitki türlerini araştırıyor. Bu araştırmalarda ülkemizin farklı yerlerinden toplanan sebze tohumları inceleniyor kuraklığa dayanıklı olduğu belirlenen tohumlar koruma altına alınıyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Nadir bulunan tohumlar B. iklim değişikliğinin sonuçları C. Kuraklığa dayanıklı bitki araştırmaları D. Bitkilerin ülkemizdeki dağılımı Doğru cevap C. Kuraklığa dayanıklı bitki araştırmaları Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı kullanılmıştır? A) Sabah cama pıt pıt vuran yağmur damlalarının sesiyle uyandı. B) Dağın eteklerinde rengarenk çiçekler açmış. C) Yangın alarmıyla herkes kendini binanın dışına attı. D) Papatyanın tarladaki gelince gözü takıldı. Doğru cevap D. Papatya'nın tarladaki gelinciye gözü takıldı. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Film 20 Nisan 2024'te gösterime girecek. B. Kedim pamuk bahçede oynuyor. C. Ahmet'in Almanca yazılısı güzel geçti. D. Benim odam öğleden sonra güneş alır. Doğru cevap C. Ahmet'in Almanca yazılısı güzel geçti. Soru 9. İhtiyar Ayraç: "Ah yavrum Ayraç!" dedi. "Ben de kasabaya gidiyorum ya Ayraç, size nasıl ayak uydururum Ayraç?" bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A 2 nokta üst üste ünlem virgül soru işareti, B 2 nokta üst üste 3 nokta yan yana noktalı virgül ünlem, C noktalı virgül virgül ünlem 3 nokta yan yana, D noktalı virgül nokta virgül nokta. Doğru cevap A. 2 nokta üst üste ünlem virgül soru işareti. Soru 10. Söz sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez. A. Cü, B. Lük, C. Süz, D. Den. Doğru cevap D. Den. Soru 11. Tarih kitabından öğrenip dünü daha ileriye götür, bugünü yaptığında gurur duyup göğsünü germek istiyorsan oku, öğren, yaz. Bu dizelerde altı çizili sözcüklerdeki ses olayı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, B) ünsüz benzeşmesi, ünlü daralması C. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz düşmesi. D. Ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi. Doğru cevap A. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi. 730 Türkçe 7 Soru 1: Basık tavanlı, arka duvarı toprağa gömülü bir odada kalıyorum. Ancak karanlık, koridorun penceresinden iri çam ağaçlarını, eski evleri, onların arkasında yükselen renkli beton yapıları hatta denizi rahatlıkla görebiliyorum. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D. 4. Soru 2. 1. Gezi turlarının aynı zamanda önemli bir bilim etkinliği olduğunu düşünüyorum. 2. Güneş ışınları dünyanın atmosferinden geçerken enerjisinin yarısını kaybeder. 3. Gökyüzünü tanımak, uzayın derinliklerinde dolaşmak bana büyük keyif veriyor. 4. Giderek artan nüfus nedeniyle dünyada içme suyu ihtiyacı her geçen gün artıyor. Numaralanmış cümlelerden hangileri nesnel bir yargı içermektedir? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C. 2 ve 4 D. 3 ve 4 Doğru cevap C. 2 ve 4 Soru 3. Hep başkaları için didinip uğraşan kişi sonunda kendisi zor duruma düşer. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine aittir? A. El öpmekle ağız aşınmaz. B. El kazanıyla aş kaynamaz. C. El elin aynasıdır. D. El için ağlayan gözden olur. Doğru cevap D. El için ağlayan gözden olur. Soru 4. Göller karalarla çevrili su birikintileridir yanardağ patlamaları yahut yer kabuğundaki hareketler sonucu toprağın çökmesi gibi nedenlerle karaların ortasında çukurlar meydana gelir. Göller bu çukurların yer altı veya yer üstü sularıyla dolması sonucu oluşur. Bunların kimi çok küçük, kimi ise oldukça büyüktür. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A. Betimleme B tartışma, C açıklama, D öyküleme. Doğru cevap C açıklama. Soru 5. Sıcaklığın artmasıyla maddenin yapısındaki tanecikler hızlanır ve daha geniş bir hacme yayılır. Bu olaya genleşme denir. Sıcaklık azaldığında ise taneciklerinin hızıyla birlikte maddenin hacmi de azalır. Bu olaya ise büzülme adı verilir. Günlük yaşamda kullandığımız çoğu termometre sıvıların genleşme ve büzülmesi ilkelerinden yararlanarak çalışır. Termometre haznesindeki sıvı sıcaklık artışıyla genleştiğinde hazneye bağlı ince boruda yükselir. Sıcaklık azaldığında ise büzülmenin etkisiyle borudaki sıvı seviyesi düşer. Sıvı seviyesine karşılık gelen birim çizgileri ise sıcaklığı gösterir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Termometrenin kullanıldığı alanlar B) Termometrenin çalışma prensibi C) Sıcaklığı etkileyen unsurlar D) Sıcaklığa maddelerin verdiği tepkiler. Doğru cevap B. Termometrenin çalışma prensibi. Soru 6. Lise ve yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İngiliz Edebiyatı bölümlerini bitirdi. Kazandığı bursla gittiği Amerika'da tiyatro eğitimi aldı. Hayatı boyunca kültür ve sanat yüklü bir ortamda yetişti. Sanat hayatına şiirle başladı, oyun yazarlığı ile üne kavuştu. 20'den fazla tiyatro eseri bulunan sanatçı, oyunlarının çoğunu trajedi türünde serbest nazımla kaleme almıştır. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) Söyleşi B) Otobiyografi C) Biyografi D) Günlük Doğru cevap C, biyografi. Soru 7. Şimdi bir rüzgar geçti buradan, koştum ama yetişemedim. Nerelerde gezmiş, tozmuş, öğrenemedim. Bu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme, B) Kişileştirme, C) Konuşturma, D) Abartma. Doğru cevap B, kişileştirme. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? A) Seminer pazartesi günü 10'da başlayacak. B) Her öğrenciye birer defter, ikişer kalem verildi. C) Önümüzdeki yıl 8. sınıfa geçeceğim. D) Her takım 11 profesyonel oyuncudan oluşur. Doğru cevap D. Her takım 11 profesyonel oyuncudan oluşur. Soru 9. Azerbaycan denince akla elbette edebiyat ve müzikte gelir ayraç. Nizami Gencevi ayraç, Huzuli ayraç, Nesimi gibi sanatçılar Azerbaycan edebiyatının önemli isimleri arasındadır ayraç. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A nokta virgül virgül nokta. B 2 nokta üst üste virgül noktalı virgül nokta. C 3 nokta yan yana noktalı virgül virgül ünlem. D ünlem virgül virgül ünlem. Doğru cevap A nokta virgül virgül nokta. Soru 10. Ovanın bazı yerlerinde gelincikler açmıştı. Papatya kokulu tarlalar nazlı nazlı dalgalanıyordu. Bu cümledeki altı çizili fiillerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Basit birleşik B) Basit türemiş C) Birleşik basit D) Türemiş birleşik Doğru cevap B) Basit türemiş. Soru 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? a binlerce yıldır evrenin gizemi ve sırları üzerinde çalışılıyor. b arkadaşlık ilişkilerinde iyi niyetli ve düşünceli olmak esastır. c burada göreve başlayalı aşağı yukarı 15 yıl oldu. d her insanın kendine göre bir öğrenme biçimi vardır. Doğru cevap A. Binlerce yıldır evrenin gizemi ve sırları üzerinde çalışılıyor. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.